Merhaba arkadaşlar, Spor Analiz TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz son günlerde ülkemizde çok acı olaylar yaşadık. Hepimiz çok üzüldük yani ben de işin açıp çok fazla kendimde değildim. Ee, i̇çimden ne maç analiz etmek ne de tahminde bulunmak, yorumlamak gelmedi işin açığı. Ee, o yüzden birkaç gündür video gelmiyordu. Şimdi de hani yine kendimize geldiğimizi söyleyemem ama hayat devam ediyor, yapacak bir şey yok. O yüzden 3 Mart Salı günü için ben 4 tane maç seçtim sizler için. Bir an önce onları değerlendirelim, onlarla ilgili konuşalım. Öncesinde şunu söyleyeyim, son videomuzda 6 maç vermiştik. Bir de ertelenen Salzburg maçımızla birlikte 7 maçın hepsini tutturduk. Yani 7'de 7 yaptık, çok iyi bir yerde bırakmıştık. Hafta sonuna hepinize kazandırarak girelim demiştim. Öyle de oldu. Ama tabii yani bu bizi mutlu etmedi. Yani yaşananlardan dolayı bu bizi mutlu etmedi. Düzelir inşallah daha kötüleri yaşanmaz inşallah diyelim. Çok da uzatmadan arkadaşlar videoya geçelim. Ee, şimdi ilk maçım Trabzonspor-Fenerbahçe biliyorsunuz Türkiye Kupası maçı. Bu iki takım arasında çok büyük bir rekabet var hatta neredeyse en yani tırnak içinde savaş var diyebiliriz. Ee, i̇ki takım hakkında şöyle bilgi vereyim. Trabzonspor, şöyle açalım tabii. Trabzonspor arkadaşlar 14 maçtır yenilmiyorlar. Çok fonda bir Trabzonspor var ve 6 kupa maçının son 6 oynadığı Türkiye Kupası maçının 5'inde en az 2 gol atmış Trabzonspor arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Fenerbahçe'de ise durumlar karışık. Yani son 7 maçında sadece 2 galibiyet alabildiler. Ve ikisi de Kırklareli maçı. Yani ikisi de Kırklareli'ne karşı sadece. E, Ersun Yonal biliyorsunuz kovuldu. Ama bu maçta takımının başında olacağı açıklandı. O da enteresan bir karar. Yani ne kadar verimli olacak bilmiyorum. Şimdi bu maçta Maça geçmeden şöyle bir bilgi vereyim. Bu iki takım arasında oynanan şöyle bakalım. Son 7 maçın 7'sinde de iki takım birbirine gol atmayı başarmış arkadaşlar. Fenerbahçe 9 maçta Trabzonspor'a gol atıyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe 7 maçtır. Kaybetmiyor. Bu yıl oynanan iki tane maç yaptılar. Biri 1-1, biri de 2-1 sonuçlandı. Ben yine bu maçta da her iki takımın birbirine goller atacağını ve keyifli, seyir zevki yüksek bir maç bekliyorum. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. İkinci maçımız İngiltere'nin alt diklerinden Exeter City Crew maçı. puan durumunda da görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden açtım. İki takım da liderliği oynuyor. Yani ilk üç bir üst lige yükselecek. O yüzden ilk üç çok önemli. Yaz yani dördüncü ve beşinci arasında da hani çok fazla fark açabilmiş şeyler. O yüzden rahat değil bu iki takımda şimdi ev sahibiyle başlayalım. Ev sahibi arkadaşlar. 8 maçtır gol yiyor. Yani iyi savunma yapabilen bir ekip değil ki. Gol, maçları da genelde gollü geçer, zevkli geçer. Ben de takip edebildiğim kadar izliyorum. Keyif de alıyorum bu takımın maçlarını, Exeter'in maçlarından. son 8 maçının 7'sinde, ev sahibinden bahsediyorum arkadaşlar. Son 8 maçın 7'sinde de her iki takımda birbirine gol atmış. Yani Exeter City 8 maç yapmış başkalarıyla ve 7'sinde de karşı, iki takımda birbirine gol atmış arkadaşlar. Biliyorsunuz karşı gol bazı şeyleri söylememiz yasak YouTube şirket politikaları gereği. O yüzden iki takım da birbirine gol atmış diyelim. Deplasman takımı ise son 6 maçının 5'inde deplasman takımının maçlarında son 6 maçının 5'inde iki takım da birbirine gol atmış. Ve deplasman takımıyla ilgili şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Kriv yani deplasman takımı son 8 maçtır deplasmanda gol atıyor. Yani deplasman onlar için gol atmamaları demek değil. Aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman da ev sahibi arkadaşlar Exeter City kri ve 6 maçtır kaybetmiyor. Şimdi ben bu maçta da yine bakın puan durumunu da gözünüzün önüne getireyim. E, i̇ki takımın da birbirine gol attığı çok zevkli bir mücadele bekliyorum işin aşı. Gol ortamları yüksek. Yediği goller de nispeten düşük olmayan iki takımdan bahsediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela ligin 16.sı Newport 37 golleymiş arkadaşlar. Bizim Exeter ve Kriv 39 ve 41 gol yemiş. Yani gol yeme konusunda da cömert iki takımdan bahsediyoruz. Ben bu yüzden yine her iki takımın da gol atacağı zevkli ve güzel bir maç bekliyorum. Bu maçta da. En az 3 gol olur tercihi de değerlendirilebilir. Portekiz'e geçelim. Çok uzatmak istemiyorum videoyu gerçekten. Portekiz'e geçelim. Famaliasio Sporting maçı. Şimdi Famaliasio 8 maçtır kazanamıyor arkadaşlar. Zaten puan durumunda üst sıralardaydı. Yalnız bayağı aşağı doğru inmeye başladılar. Sporting ise biliyorsunuz arkadaşlar Başakşehir elendi. Artık ellerinde sadece lig var ve ikinci olma gibi bir ihtimalleri yok. O yüzden üçüncülüğü kovalıyorlar. Bu maçı kazanırlarsa Braga arasında bir puan kalacak. Yani ilk dört önemli biliyorsunuz Sporting Avrupa'ya gitmek açısından. Şöyle son maçlarına geçelim. Dedi, dediğimiz gibi arkadaşlar ev sahibi famal Famali Famalicio. 8 maçtır kazanamıyor ve 8 maçtır gol yiyor. Son 6 maçının 5'i de her iki takımda gol attığı maçlar olmuş. Ama şöyle bir bilgi vereyim onlarla ilgili. İç sahada arkadaşlar oynadıkları 11 maçın pardon iç, iç sahada oynadıkları 11 maçta 20 tane gol atmışlar. Yani bu çok iyi bir yüzde. Neredeyse her maç 2 tane gol atmışlar iç sahada. E, Sporting ise son 5 maçının Sporting'in oynadığı son 5 maçın 4'ünde her iki takımda birbirine gol atmış. İlk maç ne olmuştu? İlk maçı da hatırlayalım hemen. İlk maç Sporting Lisbon'un sahasında Familiasio 2-1 maçı kazanmayı başarmıştı arkadaşlar. Bu da önemli bir, bir veri. Ben yine bu maçta da her iki takımı birbirine gol atacağız. Zevkli ve güzel bir mücadele bekliyorum onu söyleyeyim. Keyifli bir maç olacaktır. Son maçımıza geçelim. İtalya Serie B'den arkadaşlar maçımız. Ev sahibi Kretona puan durumunda yükselmek istiyor. Yani playoff en azından playoff play sınırında kalmak istiyor. İkinciliği de kovalayacaktır sonuna kadar. Bu yüzden zevkli ve mücadele, keyifli gol açısından verimli maçlar oynuyorlar. Deplasman takımı Pisa ise 12. sırada görünüyor ama playoff'la arasında çok fazla puan farkı yok gördüğünüz gibi. Sadece 4 puanlık bir fark var arkadaşlar. Onlar da playoff'u sonuna kadar kovalayacaktır diye düşünüyorum. E, şimdi ev sahibinin oynadığı son 6 maçın 5'inde en az 3 gol olmuş. Deplasman takımının oynadığı son 7 maçın altında da her iki takım da birbirine gol atmış arkadaşlar. E, ev sahibiyle ilgili şu bilgiyi de vereyim. 13 maçta yani iç sahada oynadığı 13 maçta 37 tane gol atmışlar arkadaşlar. Yani 40 attığı 43 golün 37'sini iç sahada atmış bu takım. Yani bu da önemli bir veri. Ben gene bu maçın da çok zevkli geçeceğini ve maçta en az 2 gol olacağını düşünüyorum. Yani benim çok ideal tercihimdir bu en az 2 gol olacağını düşünüyorum ben. Yani 2 gol geçecektir. Biraz daha risk severler 3 gol de düşünebilir arkadaşlar. Ee, şöyle hatırlayalım. Trabzonspor Fenerbahçe her iki takımda gol atacağını söyledik. Exeter Kriyu maçı her iki takımın da gol atacağını söyledik. Yine aynı şekilde Familiasio Sporting her iki takımın da gol atacağını söyledik. Ve seri B'de Crotone Pisa maçı arkadaşlar. En az 2 gol olacaktır bu maçta da. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip bana destek olursanız da e, sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.